Efendim az önce anons etmiştim. Ayşegül Karazorlu şu an stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, seçim süreci boyunca siyasileri ağırlamıştık. Bu sefer daha çok özellikle çocuklarımızın kahramanı olan bir nevi Şakrak ve onun yaratıcısı Ayşegül Karazorlu ile birlikteyiz. Efendim öncelikli olarak orada da çok ciddi bilgi vardı öğrenciler tarafından şahsınıza. Oraya değineceğiz ama öncelikli olarak sizi tanımak istiyoruz. Ben Sinopluyum. Sinop Gerze doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Adli Tıp Sağlığı bölümü mezunuyum. Akabinde tiyatro oyunculuğu, yazarlık ve bu alanlarda çok fazla çalışmalar yaptım. Ama en önemlisi de tabii insanın kendi çocukları olduktan sonra hayata bakış açısı da değişir. Yazmış olduğunuz kaleminiz de değişiyor. Neden? Çünkü daha duyarlı oluyorsunuz hayata karşı. Çocuk alanındaki kitapların, çocuk alanındaki çalışmaların özellikle incelemeler yaptım. Ve bu alanda marka değerinin çok çok az olduğunu gördüm. Birçok çocuk kitabı var, birçok çalışmalar var. Mesela belediyelerde başkan danışmanlığı yaptım, genel koordinatörlük yaptım. Hep hayata dokundum, hep insanların hayatına dokundum. Çok fazla evleri ziyaret ettim, çok fazla çocuklarla oyun oynadım, çok fazla ebeveynlerle bulundum, onların sorunlarını dinledim. Ve şunu gördüm ki evet Türkiye'de bir marka olması gerekli. Çocuklarımıza doğru mesajlar veren, çocuğumuzun eline aldığı kitabın içindeki anne baba acaba zararlı bir şey var mı endişesini giderebilecek bir proje olması gerekli diye düşündüm. Ve Ayşegül Karazorlu'nun geçmişteki tüm çalışmaların hepsinin birikimi Şakrak'ta sonuçlandı. Biz diyoruz ki jübilemiz Şakrak. Efendim Türkiye'nin ilk ve tek yerli karakteri Şakrak. Şimdi çocuklar tarih bilincini de geliştiriyor Şakrak'la birlikte. Hikayesi nasıl? Nasıl oluştu? Çocuklar nasıl bu kadar sevdi? Onu anlatmanızı isteyeceğim. Aslında sevgi deyince şu hikayeyi söylemek istiyorum. Mesela işte biliyorsunuz işte bir bayan evden dışarı çıkmak istiyor alışverişe giderken kapısının önünde 3 tane yaşlı görüyor. Yaşlı ihtiyar. Evine buyur etmek istiyor. Ve kişiler diyorlar ki eşiniz evde mi? O da diyor ki hayır evde değil diyor dışarıda diyor. O zaman biz giremeyiz eşiniz evde yokken. Sonra akşam oluyor. Beyefendi geliyor eve. Eşi gün içerisinde olanları anlatıyor. Kapıdaki 3 yaşlı ihtiyardan bahsediyor. Beyefendi diyor ki o zaman diyor kapıda bekliyorlarsa hala diyor. Bak da diyor onları evimize buyur et diyor. Bayan dışarı çıkıyor. Bakıyor 3 yaşlı ihtiyar orada hala oturuyor. Siz diyor eşim geldi buyur etmek istiyoruz evimize. Ve onlar şunu diyorlar. Biz üçümüz aynı anda gelemeyiz. Tekimizi çağırman gerekiyor. Tekimizin adı Sevgi. Tekimizin adı burada para olarak da değerlendirebilirsiniz. Ve diğerimizin adı da Mutluluk diyor. Sonra bayan içeri giriyor. Söylüyor. İşte üçünden birini seçmemiz gerekli diyor. Evdeki çocuk diyor ki o zaman diyor başarıyı seçelim diyor. Çok başarılı olalım diyor. Ondan sonra beyefendi tabii ekonomik sebeplerden dolayı o zaman zenginliği seçelim diyor. İşte parayı seçelim, zenginliği seçelim diyor. Çünkü tekin adı zenginlik, diğerinin adı başarı ve diğerinin adı sevgi. Sonra bayan da diyor ki sevgiyi seçelim diyor. Evimiz diyor sevgi de olsun diyor. Sonra dışarı çıkıyorlar, karar veriyor sevgiyi seçmeye. Sevgi hanginiz diyor. Sevgi ayağa kalkıyor, kapıya doğru yaklaşıyor. Arkasından diğer ikisi de geliyor. Kadın şaşırıyor. Ama diyor ben diyor sevgiyi seçmiştim. Hani tekiniz gelecektiniz diyor. Yaşlı ihtiyar şu cevap veriyor. Sevginin olduğu yerde başarı da vardır, zenginlik de vardır. İşte biz çocuklarımızı önce kitap okumayı sevdirme yoluna girdik. Sevdirirsek dedik, biz tarihi de öğretiriz, şehirlerimizi de öğretiriz, kültürümüzü de öğretiriz. Ve Şakrak'la, Şakrak bir sevgi hikayesi, iyilik hikayesi, misyonu var Şakrak'ın. Çocuklarımız artık biliyorlar, diyoruz ki görevimiz ne? Hemen diyorlar iyilik yapmak. Çünkü Şakrak'ın görevi iyilik yapmak. Her hikayesinde farklı bir iyilik macerası var. Biz bunu tarihle birleştirdik, şehir kültürüyle birleştirdik. Nasıl? Mesela bugün çocuklarımızla Şakrak 4 kitabında buluştuk. Kitabımızın içinde Gebze'de bir macera geçiyor. İşte Şakrak 5 kitabımızda mesela bakın Van'da geçiyor. Ne kadar farklı şehirler, ne kadar farklı kültürler. Ama çocuk hikayeyi okurken sadece Van'ı şehir anlamında, kültür anlamında öğrenmiyor ki. Tarihini öğreniyor. Yemek kültürünü öğreniyor. Van kahvaltısından tutun Van Gölü'ne kadar bir de geleneksel oyunlarını öğreniyor. Bir de çocuklarımıza günümüz dilinde hitap etmemiz gerekli. Hazreti Ali'nin sözüdür. Çocuklarınızla günümüz dilinde iletişim kurun. Biz de günümüz dilinde kitapları nasıl sevdirebiliriz dedik. Tarihimizi öğretelim, şehir kültürünü öğretelim, iyiliği öğretelim, değerleri öğretelim. Ama günümüz dilinde biz de kitaplarımıza
şifreler koyduk. Kırmızı kelimelerimiz var. İşte diyorsunuz ya, şakrak nasıl bu kadar sevildi? Şifrelerle, hikayesiyle, bakın bu şifre kutuları. Çocuklar şifreleri çözerek ilerliyorlar. Aslında bir taraftan ne yapıyoruz biliyor musunuz? Okumayı oyunlaştırıyoruz. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk Bey her zaman diyor, oyun oyun. Oyunlaştırmak çok önemli. Kesinlikle. Biz de kitabı oyunlaştırdık. Kitabı eğlenceli hale getirdik. Çocuk severse, dedik ya, severse takip ediyor, severse okuyor. Şimdi bugün mobil oyunda da bunu yapacaksınız biliyorum ama az sonra geleceğim o konuya. Altın Ordu'yu nasıl buldunuz? Onu sormak istiyorum. Ordu nasıldı? Altın Ordu gerçekten muhteşemdi. Yani salonda boş yer yoktu. Çocuklarımızın ilgisi, sevgisi. Ben diyorum ki eğitimde marka şehir Altın Ordu diyorum. Burada İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün de sloganı doğru da bir slogan. Yani evet, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hasan Bey'e buradan takdirlerimi ve teşekkürlerimi gönderiyorum. Gerçekten çok büyük bir başarı elde etmiş. Sadece projeleriyle bakın, o kadar çok projesi var ki, bizim katıldığımız proje okuma adına çok önemli bir proje. Onun dışında farklı oyunlaştırma ve teknolojinin dışında çocuklara bakın, teknolojiyi yasaklamak değil, bilinçli teknoloji kullanmak ve teknoloji dışında çocuklarımıza alternatif oluşturmak çok önemli. Alternatiflerden bir tanesi kitaptır, bir tanesi sokak oyunlarıdır, bir tanesi geleneksel oyunlardır. Diğeri ebeveynlerle beraber geçirilen vakittir ama kaliteli vakittir. İşte bu anlamda Altın Oluk gerçekten kendine gelecekte sesini duyurabilecek çok güzel projelerle gümbür gümbür geliyor diyorum. Evet, Altın Ordu hakkında sizlerden bu tarz demeçleri, söylemleri duymak bizi de oldukça mutlu etti diyelim. Şimdi şunu ifade edeyim ben. Mobil oyun olarak da artık gelecekte çocuklara tarih bilinci aşılanacak sizin çalışmalarınızla evet. Birlikte. Ne kadar bu süreç ne kadar sürecek ve çocuklara mobil oyun üzerinden nasıl bir tarih bilinci aşmayı planlıyorsunuz? Şöyle, aslında biz farkındalık oluşturuyoruz burada tarihle. Çocuklar biliyorsunuz ki tarih denildiği zaman hemen işte bir ezber mantığı vardır. Hayır. Maalesef. Evet, çünkü oyunla, biz yine oyun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA sistemine şu anda Şakran çizgi filmi girdi. İnsanlar, oradan öğretmenlerimiz, çocuklarımız hemen çizgi filmimize ulaşabiliyor. Diğer taraftan şu anda biz mobil oyunda tarihle ilgili bir oyun projesi hazırlıyoruz. Yazılım aşamasında proje kurgusunu yapıyoruz. Burada da amacımız aslında tarihi tamamen öğretmek değil. Çünkü eğitimle oyunu biz birleştirerek farkındalık oluşturacağız. Tarihle ilgili bir oyunda farkındalık oluşturursunuz. Diğer oyunda tarihin farklı bir alanına girersiniz. Çocuk sevdirmek, işte dedik ya, yine hikayenin başına geçiyoruz. Biz aslında şakrakla çocuklara bugün tarihi sevdireceğiz. Yarın belki bilimsel bir çalışmanın içinde şakrak olacak. Diğer taraftan da hani tarih diyoruz ya, tarihi çocuklara oyun oynasın, gezsin, görsün. Yani gezip görmek. Sadece mobil oyun başına tutmayacağız. Biz bilinçli teknoloji kullanan çocuklar yetiştirmek istiyoruz. O yüzden de oyunlarımızı biz Milli Eğitim Bakanlığımızın EBA sistemiyle beraber hazırlayıp farkındalık oluşturarak tarihe sevdirme hedefindeyiz. Son olarak şunu sormak istiyorum. Şakran şu zamana kadar herhalde Altın Ordu'ya doğru da geçen bir hikayesi yok. Olacak mı? İnşallah olacak. Sürpriz diyelim. Bugün çocuklarımız şunu söylediler. Ne zaman Altın Ordu? Ne zaman Ordu? Yani onlar için tabii Altın Ordu çocuklarımız yapılan çalışmaları takdirle karşıladılar. Ben salona girdiğimde bir yazar olarak girdim ama aslında onlar sanki bir sanatçıyı karşılıyormuş gibi karşıladılar. Onlara dokunmadan geçemedim. Onların enerjisini alarak sahneye çıktım. Ve çocuklarla Şakran kitabını buluşturduğumuzda, çizgi filmini buluşturduğumuzda o enerji hiç sönmedi. Hep devam etti. Hatta yükselerek devam etti. İmzada inanın, çocuklar, kitabını unutan çocuklar boş kağıtlar getiriyorlar. Ne olur kağıda imzalayın. İşte elime imzalayın. Ama sizden bir anı kalsın, hatıra kalsın niyetindeydiler. Efendim, ben çok teşekkür ediyorum. Değerlendirmeler sebebiyle çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Şunu diyorum. Türkiye'nin her zaman yerli karakterlere ve bizden olan, değerlerimizi anlatan karakterlere ihtiyacı var. Bugün şakrak olur, yarın farklı projeler olur. Ama biz durmayalım, devam edelim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.